Aynı işlemler. Böyle böyle uygun ticarete. Aklına koy. Başar olsun. Çok iyi ya. Çok iyi. Diğerleri şu köylülerle değerlendireceğim ve aynı işlemler. Böyle böyle uygun ticarete. Aklına koy, başar olsun. Sen aklına koyduğun her şey başar olsun. Çünkü senin gücün var ve sevgin de var. İnanılmaz gücün var. İnanılmaz bir inanılmaz gücün var. Ya üf, uzun zamandır bu kadar güzel bir şey görmediydim ya, çok güzel. Selamlar herkese, YouTube kanalıma hoş geldin. Böyle bir ya abi ya Luzur, sen ses tonun mükemmel ya, sen nasıl bir üf, bu çocuğun ses tonu beni resmen rahatlatıyor ya abi, ben Luzur fanıyım. Fanı değilim de seviyorum. Selamlar herkese, YouTube kanalıma hoş geldin. Böyle bir giriş daha önce yapmamıştım galiba. 4 yıl aşkındır YouTube kanalımda videolar yayınlıyorum. Birlikte birçok video ve video serisi gördük. Hepsi de kayda değerdi, güzel. Anlamadığım olay, 6. bölüm hala demir setsin. Neden? Herhalde kendine çok güveniyorsun, ölmezsin. Ha, tamam, okey. Serilerde. Geçtiğimiz günlerde 300 bin abone ulaştık. İşte bu! İşte, oha. Sevdiğiniz kanallara abone olun. Bir şey kaybetmezsiniz. Destekleyen, katkıda bulunan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Umarım birlikte daha niceleri. Rica ederim, ne demek ya. De görürüz. Tamam, fazla şımarmaya gerek yok. Böyle şeylerde fazla şımarmıyorum zaten. Şimdi hardcore video serimizin bu bölümde ne yapıyoruz? Buna geçelim. Planlarımda köylülerle ilgilenmek var. Benim de bugün planlarımda köylülerle ilgilenmek var. Onların bütün köyünü ellerinden alacağım bugün. Bugün köylülere bir ders vermenin zamanı geldi aga. Aga, bütün köyü fethediyorum bugün. Evet, birçok elmas vesaire bulduk ama ben setimi elmastan yapmak istemiyorum. Neden? Hani keşiflerde bir köy bulmuştuk. İşte oradaki köylüleri alıp buraya getireceğiz. Bugünlerde tekrardan Twitch kanalımda canlı yayınlar yapasım var. Sebebi hardcore serimizde yapacaklarımız daha fazla zaman alıyor. Ya abi, bir şey söyleyeceğim size. Bak, gerçekten bir şey söyleyeceğim. Çok durduruyorum videoyu, özür dilerim ama. Her şey zaman alıyor Minecraft'ta. Her şey zaman alırken bir şey fazla zaman aldığı zaman chat ve aynı zamanda yapan kişi sıkılabiliyor. Neden bilmiyorum. Gerçi doğaldır, insanın doğasında var. Ama cidden bayağı zaman alıyor. Allah, kalemi nasıl vurdum. Allah kahretsin. Neyse, niye bu kadar zaman alıyor Minecraft ya? Bunu eğer canlı yayınlarda etkileşimle sizinle birlikte yaparsak. Tamam, çok tamam. Çok fazla köylü yoktu. Şimdi benim yönümle bir şey değil, siz yine Twitch kanalını takip etmeyi unutmayın. Nonolay, selam. Ne yapayım? Nonolay, özür dilerim cidden. Vallahi bilerek olmadı, cidden. Vallahi bilerek değil. Bulduğumuz köyde çok fazla köylü yoktu. Şimdi benim yönüm ne durumda? Fazlasıyla yatak yapmaya yeter. Şöyle ki, nedir'i kullanarak ben köylüleri buraya getirmek istiyorum ve köylülere ayarlayacağım yer ise şurası olsun. 20 tane obsidyen toplayacağım. Köylüler o kadar da yakında değiller. Nether'dan bu işi 8 kat daha kısa yapabiliriz ve birden fazla köylü taşıma taktiği var. Kayıkla vesaire, ne bileyim, çanla bir şeyler yaparım artık. Açtığımız bu portalı buradan kıracağım ve şurada güzel bir yer ayarladıktan sonra köylüleri orada çıkartacağım. Hali hazırda bir tane köylümüz var zaten, bu bizi beklesin. Burada bana zombi köylü denk gelmedi ya hiç. Seviyesi bir blok yukarıda olsa fena olmaz ve ben girişimi şuraya falan ayarlayabilirim. Köprü için ilk hizalarımı attım, şuraya denk getirmeye çalışıyorum. Tam ortalı bir şekilde burada yer açacağım. Karşıdan da şu kenardan bir yol bağlayabilirim aslında. Ya abi ya,
Ben Loser'ın en çok nesini seviyorum? Çok durduruyorum, biliyorum videoyu da. Ben Loser'ın bu buildinglerine hayranım ya. En küçük bir şey yaptığı zaman bile onu süslüyor ya. Böyle nasıl desem, böyle tatmin oluyorsun ya. Vallahi bak, tatmin oluyorsun. Da. Bir şeyler yaptım ama böyle biraz garip oldu ya. Olmadı bu. Yön verin, çapraz gitsin. Lan çapraz gidecek. Ay çok güzel oluyor. Çapraz giden, çapraz giden köprü de hiç görmemiştim. Yeterli. Evet. Sadece orta kısımdan aslında bir şey ekleyebilirim. O da orta noktada bir aydınlatma olabilir. Bunun gibi. Aklımda tasarımla ilgili hiçbir şey yok. Düşündüğüm tek şey kaliteli ticaret yapmak. Geriye kalan tamamen doğaçlama olacak. 7 tane kesilmiş bakır. Loser bu ne ya? Lan övüyoruz övüyoruz övüyoruz. Loser. Kendine gel. Süsle şurayı. Şurayı süsle hemen. Hemen süsle. Ürettim. Şimdi bu girişte nasıl durur acaba? Bayağı iyi duruyormuş bu arada. Ben çok beğendim bunu. Oğlum bakır blokları çok güzelmiş lan. Balmumla çevirsem mi bilmiyorum. Çok sıkıntı olursa baltayla sökeriz zaten. Şu köşeleri biraz yumuşatacağım. Merdivenler de. Nasıl oldu? Yani idare eder. Bir tünelin girişiymiş gibi görünüyor. Ya Allah'ım ya. Yani akasya. Biraz bitkilerle falan çevreyi yumuşatılabilir ama. Akasya değil mi bunun adı? Kalması, ben de bugün kullanacağım bunu. Peki böyle biraz daha iyi. Şimdi gelelim iç meseleye. Yapılar vesaire köylerle ilgileneceğim için biraz derinde olmamız lazım. Yüzeyde olursak işler biraz sıkıntıya biner. Alan bize yetmez. Cizal derin kaynak taşı da çok güzel görünüyor. Bundan biraz harbi lan bayağı güzel. Merdiven kısmını yapsam bence iyi olur. Oo. Tavanda da doğal. Abi çok güzel lan bloklar. Yeni bloklar güzel. Bir tasarım yakaladım. Şöyle bir şey. Vay be. Tabii bunların yerini değiştireceğiz. Daha böyle ne bileyim kırk taş vesaire yaparız. Oyma gibi tasarım çıkar ortaya. Burada patikanın devamıymış gibi çimenlerle şunlarla bir şeyler yapabilirim. Yani 3'e 3 iyidir burada. Çok büyük bir alana ihtiyacımız yok zaten. Burayı diyorum tamamen toprakla falan kaplasam. Acaba nasıl durur? Tamam oldu. Şimdi bazı malzemeler araya karıştırarak daha doğal hale getireceğim. İşte şunlardan atabilirim. Ot falan koyarız zaten zemine de. Aklıma geldi. Sarkan köklerle burada müdahale edelim. Hı? Bakalım üstesinden gelebilecek miyiz? Karıştırma işlemi yapacağız ya bildiğiniz. Her yere değil de bazı noktalara atacağız bunu ki doğal görünecek. Sonra da şu arkadaşlardan çevreye attığımızda her şey daha güzel. Yine bence süslüyor. Bu gayet iyi. Duvarlar çok, iyi. Sade kaldı. Aralara belki bir tane toprak karıştırırsak iyi durur. Hatta aklıma şöyle bir şey geldi. Ladin çitlerle belki destekler yapılabilir. İşte yığıntı oluyormuş. Orası ayrıyeten doldurulmuş gibi. Ya arka tarafına kırık taş koyarız. Yığıntı bir bölgeymiş gibi. Ön tarafında şöyle engelleyelim çitlerle vesaire vesaire. Bu tarz bir şey geldi aklıma. Şuraya atılabilir mesela. Yani duvarların boş durmasındansa böyle daha iyidir. Bence de koridor daha iyi. Koridor kısmına kadar tamamız sanırım. Şimdi burada da bir bölme gibi iş yapılabilir. Demek istediğim şey girişte var ya hani bir de koridora başlarken olsun bu. Yani şurada o da. Sadece duvarları gömülü olduğu için benim bir tık hoşuma gitmiyor gibi ya. Şöyle şuradan bir çıkıntısı olsaydı çok gömülü daha iyi olurdu. Gömülü olmasın o zaman. Ve bunu sağlayabilirim. Aynen. Saçma durmuyorsa eğer bence bu çitleri buraya uydurmamız gerek. Evet çözdük bunu. Artık daha iyi ve göze batıyor. Güzel güzel. Şuralara da bundan koysam ve köşe verecek olursak buradan versem. İç kısımlara da köyleri yerleştirip önlerine de tezgahı koysak. Bu iş bence olur. Ha Nether'dan taşıyıp direkt buraya koyacak onları. Sanırım. Tezgahları bu noktaya koyduk. Köyleri tamam. İse şu tuzak kapılarıyla ayrıştırdık. Yerleri karışmayacak bu sayede. Sonra eğer bu yükseklikte açıklık bırakırsam köylüler buradan yan tarafa falan geçebilirler. Ama tuzak kapısından zıplayabileceği bir mekanik yok diye biliyorum. Farklı şeyler deneyerek mesela aslında işlemi çözebiliriz. Bunları bir kesik yapalım sonra da merdivene. Kullanmazsak var ya kötü olur. Hepsini yapmayayım. Şunu da yanıma alacağım ya. Bakır bloğu falan üretmek zormuş bu arada. Çok fazla bakır topluyorsunuz. Evet ama bir blok 9 tane külçeden yapılıyor. Pahalı. Hadi buraları şu seviyeden götürelim. Üzerine de basamak koyarak biraz şişirebilirim aslında. Yapmak istediğim şey şuranın kapalı olup köylerin zıplamamasını sağlamak. Ya yapma ya.
Tahrik oluyorum, yapma. Tam ayarı tutturdum denilebilir aslında. Güzel oluyor. Benim hoşuma gitti. Sadece çok şuraları iyi, biraz iyi. Şu tarafa büktüm ve buraları kırıp şu yönlerde merdivenler yerleştirdim. Evet evet. Tavana da derinlik oldu. Verdim ve daha güzel durdu. Güzel mesele oldu. Ortamın çok basık olmasıydı ama tavan yükselince tüm sorun ortadan kalktı. Her yeri tamamladım. Şu an hiçbir eksimiz yok. Yolu da böyle basittim, biraz garip görünüyor ama. Çok güzel ya. Yani iyidir, idare eder. Bence ben güzel. Ben orta kısmı şimdi tamamen boş bırakacağım. Çünkü köylüleri önce buradaki bir kısma geçireceğim. Burada köylülerimi çoğaltacağım. Sonra onları buraya yerleştireceğim. Çoğaltma bölgesi de hazır. Buraya kapı falan koymak istemiyorum. Alta yerleştirdim. Belki mızraklı falan gelir buradan vurabilir onları ama hiç sanmıyorum buradan ta oraya gelebileceğini. Zor bir ihtimal. Böyle kapalı durur. Geçtiğimiz zaman açarız falan. Bu tarafa da aynı işlemi yaptım. Köylüleri tamamen ayarladıktan sonra burayı köylü koyacağımız şekilde biçimlendireceğiz. Portal. Dünyadaki konumu 43'e eksi 913. Bunu 8'e böldüğümüzde 5'e eksi 114 çıkıyor. Neden 8? Çünkü nedir? Dünyadan 8 kat küçük. Ona denk geliyor. Daha önce de nedire geçtiğimiz konumla neredeyse birebir aynı köylülerin portalı. O yüzden yeni bir portal kurmayacağım. Dünyadan köye gideceğim ve orada bir ayar yapacağım. Neredesiniz bakalım? Umarım köylüler zombi falan olmamıştır. Gün ışığında yanarlar, vallahi burası yalan olur. Aa, buradalar. Güzel. Sayıları da iyi. Birkaç dakika önce bahsettiğim olayı şu an köylüler yapıyor. Bakın, zıplayamıyorlar. Üzerleri de açık ama bundan geçemiyorlar. Ne patika falan da yok. Yani aslında boşa telaş etmişim ama. Ya olur da zıplarlarsa sıkıntıya kalırız. Yine nedir için koordinatlarımı hesapladım ve diğer portalımızda bayağı yakın bir nokta olacak. Peki buradan geçtiğimizde nereye çıkıyoruz da bayağı berbat bir nokta ya. Benimkinden iyi ya. Ben 5 çında çıktım abi. Nedir portalı kurup da 5 çında çıkmak nasıl bir şey ya? Oğlum nasıl şans? Portal kalıntısı olduğunu fark ettim. Bu arada sizlerle de bir işim olacak. Ateş direncini ilk sizden alacağım sanırım. Herhangi bir şey düşer mi bize buradan? Sandık falan. Var mı bir şeyler? Ve varmış. İpeçi dokunuş, verimlilik 1. Dikenler falan, yani çok önemli bir şey yok. Soğanları kim kesiyor diye bir gelişim vardı galiba. Onu hemen buradan alsam. Kim soğan kesiyormuş doğrusu? Ne alaka? Biliyorum, altın bloğu falan da olacaktı. Ama yok. Neyse, gidelim artık. Gerekli ayarlamaları yaptım ve yolumuzu da bağladım. O kadar da uzak değil. Köy tarafını hiç test etmedim ama burayı doğru portala ayarladım. Diğerini suyla falan kırmıştım. Şimdi burayı da bir test edelim. Umarım doğru yere. Çok yakın lan. Köylülerimiz de herhangi bir. Bayağı yakın bu arada. Yoktur diyecektim. Yokmuş. Artık bayağı yakın. Çok daha rahat. Güzel. Vay be. Bu da sonuncuydu. Bu işlemlerde tamam, bir de tüccar mı gelmiş? Ne olmuş? Galiba evet. Çoğalt onları. 8 tane yatak attım buraya. Biraz sıkışık oldu ama siz de o işi yaparsınız. Biliyorum, başarırsınız. Tek eksiğiniz, hadi size bir şey verelim. Meslek. Şöyle bir tane. Çoğalmanız için de yemeğe ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Bu yüzden hazırlıklıyım. Yani onu sıkıntı etmeyin. Oy. O neydi öyle? Ne yaptı oraya? Ama bu kadar hızlısınız. Tamam. Ne yaptı? Biz ekmek kullanıyoruz sürekli. Bunu biliyorum. Bu yüzden hazırlıklıyım. Yani onu sıkıntı. Patates de atıyor, havuç da atıyor. Okey, ekmek de oluyor. Hepsi oluyor. Ekmeğin. Oy. O neydi öyle? Tamam. Gerisi sizde o zaman. Bu kadar hızlısınız. Tamam. Çok güzel. Hadi bir yavru verin bize o zaman. Ve ilk yeni aile üyesi bu. Ne bakıyorsun? Hadi gerisi sizde. Ben de nedire gideceğim. Bir şey söyleyeceğim oğlum. Oğlum bu niye çalışıyor burada? Oğlum ben sana vallahi konum vermedim ben. Bak bana bak. Gel bana gel. Bana gel. Bak. Benim canımı sıkma. Ben burayı sana vermedim, tamam mı? Git orada çalış. Kale bulacağım derken oho, işim uzun. De şimdi böyle bir yerden ben nasıl gidebilirim oraya ya? Düz bir yol yaparım, aşağı doğru merdiven sanırım. Olabiliyormuş aslında. Gel bakalım, ilk ticaretimizi yapalım. Şöyle sana tuzak gibi altınları atıyorum. Umurunda olmadı. Şimdi oldu. Görmedi galiba. Tamam, lazım. Sen ilk olacaksın. Bir şey düşmedi. Oo, nedir, yumrularımız da buradaymış.
Sonunda be. Eğer çıktı artık atımız olacak. Demir at zırhı da var. O da güzel. Şunu da kıracağım. Yok mu bir kafamız artık? Vay. Kafa geldi ya. Kaçta kaç oldu acaba? Yine bir gelişim ve istatistik hemen. 12'de 1. 12'de 1 çok iyi lan. Sonunda bir gelişim daha. Vallahi çok iyi. Eğer sayısı artıyor da bende yer yok abi. Ay hayır. Lan. Ne ara geldin manyak. Tamam, öleceksin dikkatli ol. Arkası sakat. Buraları tekrar elden geçeriz artık yani. Alabildiğimi alacağım. Gerisi kalacak. Vay. Ama yerim yok yerim. Neyse şunları atarım bunu alırım. Oo, sonunda spawner bulabildim ya. Oha arkadan ha. Ayıp valla. Neyse biraz ateşten etkilenmeyelim. Yoksa işimiz zor. Tamam 8 tane yeter bana. Artık dönüyorum, çok tehlikeli olmaya başladı. Sonunda bana 5 için yerine Fortress çıksaydı çok iyi olurdu ya. Nether iyiydi bu arada, ben bayağı sevdim bu işe. Verimli geçti, sandığım kadar kötü değildi. Bunu buraya şimdi koyalım. Kazanın üstüne koysak güzel dururmuş. Mayalı örümcek gözü, tamam. 2 tane ürettik. Duruma göre biraz daha kasar, devamını getiririz. Şey diyeceğim, ben altınların hepsini ne yaptım? Pinglere verdim değil mi? İyi, güzel. Şimdi bir daha gidip Nether'dan altın kasmam lazım. Neyse sorun değil. Hatta ama burada biraz varmış. Köşelerdekini de aldım. Buradan da biraz çıkar. Şimdi şu iksirleri de hemen üretelim. Biraz yakıt, su şişeleri. Bu ne lan? Örümcek gözü. Zayıflık. Oğlum bu ne? Arkadaşlar bu mod mu? Yani bunun için çok iyi lan bu. Tarifler yani çok güzel, çok hoşuma gitti. Çok güzel. Bayağı iyi. İksiri tamam. Bir de barut. Güzel. Yerel iksirci. Ne durumusu gerekmiyor buna. Aradan 1,5 saat geçti ve tüm yataklar dolu. En çok ihtiyacımız olan şeyler büyülü kitaplar. O yüzden kürsüden bol tutacağım. Şimdilik örnek olması açısından biraz yaptım. Olay şu taraflara falan köyleri getirebilecek şekilde bir ayarlama yapmam lazım. Mesela şuraya gübre varını koydum da onu fark eden bu tarafa doğru ilerleyecektir. De olmuyormuş, çok uzak kaldı. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Buraya koyacağım, onu bu tarafa geçireceğim önce. Yine mi oluyor? Kapı bu kadar engel oluyor muymuş ona ya? Taşımacılığı böyle yapabiliriz. Bu sıkıntı değil. Şimdi ben bu arkadaşı buraya getirdim. Bir de şu arkadaşı getirip o bu arkadaşı dövecek. Oyunumuz hard olduğu için de bu arkadaş direkt zombi köylüye dönüşecek. Onu sonra ikisilerle tekrar çevirdiğimizde iyilik yaptığımızı sanıp inanılmaz derecede ucuz eşyalar bize satacak. Evet başarılı. Şimdi ben burada... Lan... Tekrar yakaladım. Neyse ben buradan gidince agrodan çıkacağım. Değil mi? Evet. Dönüştü. Şöyle bir mekanik var ki köylüden zombileşmiş köylüye dönüşen köylüler isim etiketi almış gibi silinmiyorlar. Bu güzel bir avantaj. Bu ikisi burada dursun, ben bir taneyi daha kandırıp bu tarafa almaya çalışacağım. Korkup gelirler mi bilmiyorum. Hop iki tane geliyor ama. Onu da size bıraktım dön. Ne durumdayız? Sesi duydum, o da dönüştü. Zırhlı oldu bir de. Güzel, iki tanesi bir kayıkta. Şimdi ortaya attığımda ikisi de umarım algılar. Böyle tasarruf etmiş oluruz. Deniyorum, bana bile geldi. Evet süperi. Ya ben bunu yapacağım ya. Bak bu çok önemli bir şey. Bunu yapmam lazım. Yalnız şöyle bir sıkıntım var benim. Zombi köylü, bulduğum zombi köylü şeyde. Yarıkta yani, onu taşıyamam ben. Normal dünyada bulmam lazım zombi köyüyle ki bulacağım ben. Geceleri bugün dışarıdayız aga. Yes. Ortalama 3 dakikada da dönüşüm sağlıyorlar. Bunu beklerken diğeri iyileşti. Şimdi herhangi bir mesleği yok. Ama meslek edinirse örneğin kütüphanecilik. Ucuz, fena değil. Tüy düşüşü 2 falan. Böyle deneye deneye en güzelini bulmaya çalışacağım. Oo bu inanılmaz iyi. Ganimet 3, 1 zümrüte. Daha ne olabilir ki? Kaybetmemek için kitleyebiliriz. O da düzelmiş. Bir şey vermem diyor ama. Kendisini kandıralım, şu tarafa doğru göndermeye çalışalım.
gittiğinde de şurayı kapatalım. Patates, pancar. Pancar istemiyorum çünkü pancar henüz yetiştirmiyorum ben. İlgi alanımız daha çok patates, buğday, havuç falan olmalı. Tam bunun gibi ama yani pahalı. Pancar da bu arada iyi bir ticaret ürünüymüş. 9-14 diyor. Şöyle bir şey düşündüm ben. Patates ve havuç satmam daha doğru olur. Ve tarlamı da ona göre ayarlamalıyım. Çünkü buğday servet üçten çok etkilenmiyor. Etkilenen şey buğday tohumu. Bu da sadece gübre valinde falan işime yarıyor. O yüzden ticaret ürünlerim patates, havuç veya pancar olmalı. Yani artık bu tamam diyorum ben. Kalfaya kadar açtım. Şimdi bundan alışveriş yapacağım. Malzeme kasma da çok işimize yarayacak. Devamını ben de merak ediyorum ama çok fazla harcama yapamam. Şimdi taktiği öğrendiniz. Diğer boşta kalan yerleri şu köylülerle değerlendireceğim ve aynı işlemler. Böyle böyle uygun ticarete. Aklına koy, başarırsın. Çok iyi ya. Çok iyi. Genleri şu köylülerle değerlendireceğim ve aynı işlemler. Böyle böyle uygun ticarete. Aklına koy, başarırsın. Sen aklına koyduğun her şey başarırsın. Çünkü senin gücün var ve sevgin de var. İnanılmaz gücün var. İnanılmaz bir inanılmaz gücün var. Ya üf, uzun zamandır bu kadar güzel bir şey görmediydim ya. Çok güzel, bayağı iyi, bayağı iyi. Bir anda bizi inanılmaz bir şekilde geliştirecek, güçlenebileceğimiz köylü ticaretlerini ayarladım. İhtiyacımız olan büyük kitapları, alabileceğimiz zırhlar vesaire vesaire. Arkamda çok güzel köylüler var. Şimdi bunları size göstereceğim. Yaklaşık 3 saat burada oyalandım. Bir yandan artık son 1 saat Discord'da moderatör arkadaşlarla sohbet edildi. Onlara yine yayın aça aça yaptım bu işlemi. Çoğunluğu bizim zümrüt kasabileceğimiz nokta. Başlangıcı da burası işte. Tarım eşyalarını buraya satacağız. Balıkçılıkla şeyleri buraya satacağız. İşte yine kağıtları falan bunlara satacağız. Derken böyle gidecek. Kömür satabiliyoruz, demir satabiliyoruz. Köylümüz var. Arkada biraz numune köylü bıraktım. Onlarla da demir farmı yapacağız. Şimdi şuraya kadar biliyorsunuz. Burada bir de ganimet köylüsünü biliyordunuz galiba. Tam hatırlamıyorum. İpeksi dokunuş, ayartma 3 köylümüz var. Ganimet 3, savurma 2. Bu kılıç için bir köylümüz. Harika. Verimlilik 5. Bir zümrüt. İşte bu inanılmaz bir şey. Ağzımın suları aktı. Keskinlik 1, bu kötü. Bu da dikenler 2-1. Bunu biraz kullanabiliriz. Bilmiyorum. Görünce şoke olmuştum. Bu tarafa geldiğimizde keskinlik 5 14'e. 19'da başladı bu işe. 14'e kadar düştü. Kaybolma laneti var bir de aşağıda. Devamında koruma 4 bir zümrüt. Hayır! Hayır ama ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Bir tane zombi köylü. Bir tane zombi köylü sadece. Hadi bakalım. Yapacağız. Başaracağız. Çünkü ben de aklıma koyduğum her şeyi başarırım. Çünkü bende inanılmaz bir güç var ve aynı zamanda sevgi de var. Bu da inanılmaz. Alev 1 falan. Kırılmazlık 3. Bir zümrüt. İşte ne dedim size? Ben madenden bulduğum elmasları zırh yapmakta kullanmayı pek düşünmüyorum. Bana kötü geliyor. Ve işte böyle köylüler yapıyoruz. Şunu başta 1'e aldım, sonradan 8'e çıkardım. Ama 8 olsun abi. Kırılmazlık 3 var üzerinde. Hiç önemli değil. Sonra kırılmazlık büyülerine bakmayın diğerlerinin. Bunlar kötü. Tüdü şiki falan var. Birer zümrütten elmas set alabiliyoruz. Birer zümrütçük ya. Çok heyecanlandım. İşte kırılmazlık 3. Bunu da 1'den almaya başladım. Bu da muhteşem bir ticaret. Ya biraz kötü kılıcımız, çok önemli değil. Gelelim buraya. Elmas yapı alabiliyoruz. Yine balta alabiliyoruz. Kazma alabiliyoruz. Bunların büyüleri kötü olsa da yine elmas bahanede bulmadan bunları elde etmenin yolu var. Bu tarafa geldiğimizde 4 zümrütü tamir veriyor. Bu gereksiz bir köylü oldu ama şunun için tuttum, kağıt satarım ona bol bol diye. Delme 4 veriyor bir de. Yani bu biraz gereksiz. Neden mi? Yan tarafa geçtiğimizde burada hem ipek sokunuş verip hem de tamir veren bir köylümüz var. Devamı yine açılmadı. Yan tarafa... Hayır da anlatma da anlatma da. Uff. Yine geldiğimizde servet 3, atkı koruması 4 satan köylümüz var. İşte bizim için başlangıçta en çok lazım olan
şeyler burada. Geleceğiz, Ümit'i kasacağız ve bunları satın alacağız. Burası devam edecek arkadaşlar. Canlı yayınlarla falan burayı biraz daha uzatırım. Ama şu anda değil. Biraz da ne bileyim köylü farm yapalım. Ya da Allah suya denk geldik. Demir farm yapalım. Öyle köylülerle farklı farklı şeylerle ilgilenelim. Burası şimdilik bize yeterli olacaktır. 3 tane köylümüz kaldı. Bir farm kurmak için ama gitme oraya. Oraya gitme ama. Acaba nereye gidiyorsun? Dışarıdaki varili algıladı bu. Evet. Yaptığım 2 gelişim vardı bu arada. Onları da unutmadan balıkçılığa girmiştim. Şu elmaslarla sar beni. Bu gelişimi yaptım. Şuradan satın alınca hemen bu gelişimi verdi zaten. Satın aldıklarıma gereği olursak buraya açtığımda 1 ton verimlilik 5, tamir, kırılmazlık 3, ipek sokunuş, servet, yine ipek sokunuş, koruma, ganimet, keskinlik, yine ganimet, kırılmazlık derken baya baya eşyamız var. Kendimize muhteşem bir set çekeceğiz. Alet edevatlarımızı tamamen fullemeye çalışacağız. 42 seviye oldu bu arada ticaretlerde de. Bu kadar malzemeyi alıp gitmektense oradaki alet edevatlarımızı alıp buraya gelelim. Sen ve sen. Şurası çok güzel görünüyor ya. Hoşuma gitti benim. Kötü büyülü olanların büyüsünü sökeceğim. Tüy düşü 2'den tüy düşü 4 elde etmek olabilir aslında. Bu arada şunu da söylemeliyim. Tüy düşü 4 falan birçok büyü geldi ama yine ben önceliği başkalarına verdim. Tüy düşü 3. Yani fazla seviyem gidiyor ama yapacak bir şey yok. Aynısından bir tane daha ve bunları birleştireceğiz. 10 seviye tüy düşü 4. Yani 20 seviye kaldım. Ben bugün tüy düşü çıkarmam lazım. Koruma ve tüy düşü üzerine odaklanacağım. Kırılmazlık da olabilir. Çünkü düşmelerden tüy düşüşü moblardan koruma beni koruyacak. Böylece hardcore'da ölmem biraz daha yavaşlayacak yani. Yani bu yani tüy düşüşüyle koruma. Net hardcore için en önemli iki büyü. Bile ya 6 seviye. Ben bugün her şeyi yapmaya çalışacağım. Anlamadım, bilmiyorum. Onu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım. Bakacağız. 5 seviye. 11, 10. Oy benim çok büyüğe ihtiyacım var. 18 istiyor. Yoko'nun hile videosuna bak. Oğlum boş video ya. Minecraft'ta o hileyi yapsan ne olur Allah'ını seversen. Niye yapasın ki? Ne bu yani? Minecraft Minecraft'tır oğlum. Boş video değil. Güzel video da. Anlamsız yani. Nether'dan altın veya kuvars dünyadan da bol bol kömür kazarak şu anlık XP kasabilirim. Başka bir alternatif düşünemiyorum yani. Belki fırınlarla XP farm yapılabilirdi ama XP farmları içine girmediğim için bir şey diyemiyorum. Bari şu setleri giyelim ya. Daha fazla korurlar. Kütüphaneci köylü ticaret bug'ını kullanarak şu anda hem XP kasıyorum hem zümrüt kasıyorum. Bir zümrüte kitaplık alıyorum ve bunu kırdığımda 3 tane kitap elde ediyorum. Bir kitaba da bir zümrüt alıyorum. Bir türlü bunu nerfleyemediler. Ne? Asıl hile bu. What? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir daha anlatsana bana. Kütüphaneci köylü ticaret bug'ını kullanarak şu anda hem XP kasıyorum hem zümrüt kasıyorum. Bir zümrüte kitaplık alıyorsun. Okey. Kitaplık alıyorum ve bunu kırdığımda 3 tane kitap elde ediyorum. Tamam. Bir kitaba da bir zümrüt alıyorum. Abi çok iyi lan. Bir dakika ben beynim yandı. Bir saniye ne yapıyorsun bir daha anlatsana. Kütüphaneci köylü ticaret bug'ını kullanarak şu anda hem XP kasıyorum hem zümrüt kasıyorum. Bir zümrüte kitaplık alıyorum. Bir zümrüte kitaplıktan tamam. Bir zümrüte kitap alıp onu 3 zümrüt haline geliyor. Hem de XP kasıyor öyle mi? Ve bunu kırdığımda 3 tane kitap elde ediyorum. Tamam. Bir kitaba da bir zümrüt alıyorum. Yani bir kitaplık kırınca 3 kitap, 3 kitaptan da 3 zümrüt. Yani bir zümrüte 3 zümrüt alıyor. Aynı zamanda XP de yanına. Bir daha anlatsana lan. Bir türlü bunu nerfleyemediler. Güzel iş. Ben beğeniyorum biraz açık ama olsun. Baksana XP'yi deli gibi kasıyoruz. Bu sınırsız yani. Sadece bunlarla bir şeyler yapılabilir. 30 oldum yani abi. Şuraya bak ya. Çok iyi ya. Ve 18-20 tane zümrütle başladım bu işe, bu kadar oldu. Şimdi daha fazla devam etmeyeyim, büyüleri falan basayım. Ben ne kalmıştı? Kırılmazlık falan. Kırılmazlığımı da alayım, şuna ilave edeyim. 18 mi? Acayip yaptın sen de ya. Neyse, buna sadece derin koşucu 3 falan kaldı galiba. Bir de şimdi göğüslükten devam edelim işe. Dikenler falan basarım büyük ihtimalle ya. Ama başlangıçta şimdi bunlarla uğraşıyoruz ya. Yanlışlıkla falan sıkıntı olur. Bak demir farm yapmadan dikenler basılmaz çünkü
zombi taşıyorsun, zombi sana bir vuruyor, ölüyor falan. Böyle sıkıntılar da oluyordu. Tamam, göğüslük hazır. Adam her şeyi düşünüyor ya. Her şeyi düşünüyor adam. Abi. Ya sen yap, daha sonra üzerinde kalsın. Zombi taşıyacağın zaman üzerinden çıkarırsın. O da bir mantık. Yani inanılmaz gidiyor ya. Güç 5 çıktı. Yayımı falan da yapabileceğim şu an. Çok iyi. Zırhımda 3 büyü eksik. Solungaç, su adaptasyonu ve derin koşucu. Bunların da aciliyeti yok çünkü hepsi suyla ilgili büyüler. Bak dikkat ettiyseniz kralaştırıcı yürüyüş değil, derin koşucu istiyor. Derin koşucu da çok anlamlı. Kralaştırıcının havası, derin koşucunun manası var. Sonra bakarız onlara. Şimdi alet edevatımı yapacağım. Solungaç da çıktı. Bundan ayarlarım ben şimdi bir şeyler. Kılıç da okey. Hayda, aynısından bir daha çıktı ya. Keşke farklı bir şey olsaydı. Baltamız da bayağı iyi. Aslında isim vermek gerekirdi de. Sonra bakarız bu işlere. Bu da son büyümdü. Zırhım. Alet edevatım. Kalkana da tamiri ve kırılmazlık büyüleri falan basılıyor biliyorsunuz. Bir şey kalmadı yani. Şu açığı kullanarak baya baya burada kendimizi kastık. Bir şey unutmuşum aslında. İşte şimdi tamamız. Makasıma kadar tüm alet edevatlarımı büyüledim. Daha ne yapabilirim bilmiyorum. Bunları mumlayabiliriz ama böyle yapmak benim aşırı hoşuma gidiyor ya. Arada böyle oynarım bunlarla. Kaç gün olmuş bu arada? 170 gün. Baya fazla bir durum. Cam, fener, pusula, saat, isim etiketi. Bunlardan da bol bol custom XP elde ettim. İlk bölümlerde bahsettiğim şu hayvanlarımıza isim verme olayı. Belki tam bilmiyorum ama aklımdaki şey bir sonraki bölüm yaparsam eğer kurtları isimlendirmeyi bir sonraki bölüme bırakacağım. Ama Tuncay'ımızı isimlendirelim. Güzel çalışmışsınız. Aa, ben kasap yapmadım bu arada. İyi, aklımızda bulunsun. Kasap yaparak onları da satabiliriz. Unutmuştum ya. İlk eşyalarımı alta, kullanacaklarımı da üste koydum. Şunu da isimlendirip bir şey deneyeceğim. Bunu alalım. Daha çok çapayı ben şu tarladaki hasatlarda kullanmak için büyüledim. Evet, fazlasıyla da etkileniyormuş. O zaman bu muhteşem gelişimden sonra bölümümüzü sonlandıralım. Ben tarlayı hasat edeceğim, gereklimleri falan yapacağım. Bir sonraki bölüme hazırlanacağız. Desteklemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve taktikleri, ne bileyim yaptığım şeyleri alt kısımda yorumlamayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videonun başında adam hala demir set dedim. Meğersem adam onun için bile plan varmış kafasında. Yani adam elması şey yapmıyor, zayi etmiyor yani. Anladın mı? Adam köylülerden elmas set yaptı ya. Oh mis gibi, helal olsun. Sıktı diyenler çıkabilir mi? Gözünü seveyim ya. Vallahi zorla tutmuyorum arkadaşlar.